Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere iCloud kimliğinizi ve iCloud şifrenizi unuttuğunuz zaman neler yapmanız gerektiğini size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yeni bir iPhone aldığınız zaman veya alacağınız zaman, hele hele tanımadığınız birisinden aldığınız zaman, yani veya AVM'lerde, Vatan Bilgisayar, işte Medya Market'ten aldığınız zaman size orada bir Apple kimliği oluştururlar. Apple kimliğiyle birlikte bir tane de şifrenizi oluşturmanızı söylerler. İşte telefonu orada kurulum yapalım gibisinden. Şimdi bu kurulumu yaptıktan sonra telefona sanki bir daha şifre, Apple kimliği ve Apple şifresi hiçbir zaman lazım olmayacakmış gibi bizi yönlendirmeye çalışırlar. Ama bu çok yanlış bir şey, çok hatalı bir durum. Yani bizim burada iTunes aracılığıyla veya telefonumuzdaki Apple Store'a girip yeni bir kimlik açmamızla birlikte şifremizi kendimiz yapmamız gerekiyor. Bunun için de şifremizi nasıl oluşturuyoruz? İçinde bir tane büyük harf, bir tane küçük harf ve rakamlardan oluşacak şekilde en az 8 karakter olmak üzere oluşturabiliyoruz. Bu şifreyi oluştururken bize işte sorular da soruyor. İşte şifreyi unuttuğumuz zaman orada ayrı bir güvenlik soruları var. 3 çeşit güvenlik sorusu var. Bunlardan hem sorusunu seçip hem de cevabını yazmamızı istiyor. Bunlar çok önemli bilgiler. Eğer bu bilgileri bir şekilde kendiniz yapıp kaydetmezseniz belli bir zaman sonra unutuyorsunuz zaten. Unuttuğunuz zaman da başınıza büyük sıkıntılar açabilir. Yani nasıl bir sıkıntı açabilir? Diyelim ki telefonu aldınız, kullandınız. Son zamanlardaki bu Telugu dili herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, dilinde bir mesaj geldiği zaman telefonunuz çöktü diyelim. Ki ben bunu bir önceki videomda arkadaşlarıma elimden geldiği kadar yardımcı oldum ve bir şekilde hallettik. Ama içlerinde Apple kimliğini ve şifresini hatırlamayanlar vardı. Bir şekilde onları da yönlendirmeye çalıştım. Yani bunu kimliğinizi ve şifrenizi, iPhone kullanıyorsanız Apple kimliğinizi ve şifrenizi kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Unuttuğunuz takdirde ne yapmanız gerekiyor? Apple Store ayarlarında şifremi unuttuma girebilirsiniz ya da iTunes aracılığıyla şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz. Ama bu duruma gelmeden önce mutlaka ve mutlaka Apple Store kimliğinizi ve şifrenizi bir kenarda bulundurmanız gerekecek. Çok önemli. Telefonunuz, bu aslında bir güvenliktir. Telefonunuz kaybettiğiniz zaman telefonunuzu bir web browser üzerinden iCloud kimliğiniz, yani Apple kimliğiyle iCloud kimliği aynıdır zaten. iCloud kimliğiniz ve şifrenizi giriyorsunuz, telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz oradan veya işte kayıp modu oluşturabilirsiniz. Bu yüzden bu bilgiler çok önemli. Çalındı diyelim telefonunuz, çalan kişi diyelim ki ekran kilidini bir şekilde açtı, açmayı başardı. Zor ama açmayı başardı diyelim. Telefonunuzu kullanamaz. iCloud kimliğinin şifresini bilmedikten sonra kullanamaz. Çıkış yapması gerekir. Çıkış yapamayacağı için de telefonu kullanamaz ve satamaz. Yani direkt çöpe gider. Apple'a da başvurduğu zaman, diyelim ki Apple Store'a başvurdu, bu böyle şifremi unuttum diye, Apple zaten sizden bir fatura isteyecektir. Bu yüzden bu bilgileri kaybetmeyin arkadaşlar. Bu bilgiler çok önemli. Yani ben bütün telefoncular için söylemiyorum ama bazı telefoncular telefon satabilmek adına bu işte size hemen hızlı bir şekilde Apple kimliği açıyor. Size o bilgileri vermiyor. Verse bile bir şekilde kaybediliyor. En mantıklısı, en sağlıklısı kendinizin bir Apple kimliği oluşturması. Bunun için de herhangi bir mail adresinizin olması gerekli, yeterli zaten. Şimdi ben sizlere şifrenizi unuttuğunuz zaman birkaç seçenek var. Şifrenizi unuttuğunuz zaman nasıl yapabilirsiniz? Onu da anlatmaya çalışacağım ama tekrar altına çizerek söylüyorum. iPhone kullanıyorsanız kesinlikle Apple kimliğinizi ve şifrenizi asla unutmayın. Unutursanız büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şimdi şifrenizi unuttuğunuz zaman neler yapabilirsiniz? Ben size ekran görüntüsünü alarak anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayar üzerinden nasıl yapacağınızı anlatayım öncelikle. Yani telefondan da yapılacak olan işlemler aynı zaten. Şimdi Apple Türkiye'ye giriyorsunuz. Apple Türkiye'ye yazdığınız zaman şöyle yapalım. Apple Store'a giriyorsunuz, normal resmi kendi sayfasına giriyorsunuz. Evet.
Burada şu sepet işaretine tıklıyorsunuz. Burada oturum açın diyor. Burada işte kimliğimizi bilmiyoruz ya, giriş yapamıyoruz. Burada Apple kimliğinizi veya paralarınızı mı unuttunuz diye bize söylüyor. Oraya tıkladığımızda yeni bir pencerede, yeni bir sekmede bizi yönlendireceği sayfayı açıyor. Şimdi sadece parolayı unuttuysanız eğer buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Sadece parolayı unuttuysanız hemen yan taraftaki gördüğünüz güven resimdeki karakteri de buraya yazıyorsunuz. Devam diyorsunuz. Buradan sonra zaten size sizinle alakalı bilgiler soracak. Evet, burada işte ilk Apple kimliğini alırken sizden yazmış olduğunuz telefon numarasını istiyor. Sonu da dahil olmak üzere tamamını yazıp devam dediğinizde telefonunuza bir kod gönderecek. O kodla beraber ilerlemeye devam ettireceksiniz. Diyelim ki Apple kimliğinizi unuttunuz. Apple kimliğinizi de unuttuysanız eğer, Apple kimliğini unuttuysanız da şuradan Apple kimliğinizi unuttuysanız arayabilirsiniz diyor. Buraya tıkladığınızda da buradan isminizi, soy isminizi ve kayıt olurken yazmış olduğunuz e-posta adresinizi yazıp buradan devam deyip ilerleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlere elimden geldiği kadar şifrenizi unuttuğunuzda neler yapabilmeniz gerektiğini, neler yapmanız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Yapamazsanız eğer bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Oradan da size destek olmaya çalışırım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.